Mürselat suresi, şeytandan Allah'a sığınırım, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbiri ardınca gönderilenler andolsun. Peygamberlere bakıyor ama işare manasıyla Mehdi ve İsa Aleyhisselam bakıyor. Çünkü Mehdi'den sonra İsa Aleyhisselam geliyor. Birbiri ardınca gönderilenlere andolsun. Derken kökünden koparıp savuranlara deccaliyeti kökünden koparıp savuracak, atacaklar. Nasıl Hazreti Musa o altından buzağı kökünden kopardı, yaktı, İnşallah. Kül etti, denize savurduysa Mehdi de ve Hazreti Mesih de deccaliyeti kökünden koparıp savuracaklar inşallah. Yaydıkça yayanlara, İslamiyet'i, Kur'an'ı dünyada yaydıkça yayanlara inşallah. Böylece ayırdıkça ayıranlara, küfürle İslam arası gittikçe ayrılıyor. Darwinizm, materyalizm kopuyor, bitiyor, yok oluyor. İslam ilerliyor. İşare anlamı. Zikir bırakanlara, yani Kur'an'ı yayanlar, zikir, Kur'an'da Kur'an olarak belirtiliyor. Zikirin anlamı o. Aynı zamanda. İnşallah. Tebliğ yapanlara, Kur'an tebliğ edenlere, Allah'ı zikredenlere. Özür, suçu, eksikliği ortadan kaldırmak veya uyarmak için Mehdiyet'in yapacağı görev zaten. Hazreti Mesih'in de yapacağı görev. Şüphesiz size vaat edilen gerçekleşecektir. Birinci anlamı kıyamet, ikinci anlamı İttihat-ı İslam, Mehdi'nin zuhuru. İnşallah. Şüphesiz size vaat edilen gerçekleşecektir. Sonra zaten kıyamete geçiyor. Yani ahir zamana baktı anlaşılıyor ayette. Kıyamet için diyor Cenab-ı Allah, hangi gün için ertelenmişti? Mehdi, kıyametin ertelenme sebebi değil mi? Evet, inşallah. Bak, inşallah. Kıyametin ertelenmesinden bahsediyor Cenab-ı Allah. Bir tane hadislerde açıklama var. Mehdi vesilesiyle. Mehdi'nin gelişi vesilesiyle kıyamet erteleniyor. İnşallah. Başka hadislerde bir açıklama yok.